Ben Barış Alper Yılmaz'ın tıpkı Kerem gibi sezonun ilk yarısı sonradan oyuna girer. Sezonun ikinci yarısına göre dakikaları artar. Artı ben bir Türk daha söyleyeyim Ceyda buradan. E, 31 Ağustos olsa gerek İngiltere transfer dönemi bitiyor. 31 Ağustos'ta 8 Eylül arasındaki tarihi bekleyelim. E, kim için? Halil Dervişoğlu için. Yani Galatasaray evet. muhakkak Halil için de son anda bir girişimde bulunur. Halil'i niye özellikle söylüyorum? Elinde çok forvet var ama ikili kombinasyonu Halil dışındaki isimlerle yapamıyorsunuz. Yani sizden evet. Falcao Muhammed, Falcao Jagne, Jagne Muhammed'den veya o denkleme Babeli e, dahil edelim e, iyi bir e, kombinasyon çıkmıyor öyle söyleyeyim ama Halil Dervişoğlu için de ben Galatasaray'ın son anda transfer döneminin sonunda neden şimdi değil dersek de e, şimdi almaya kalksak Çıkaldağ'a 6 milyon euro istendiği yerde Halil'e de Brentford'un çok daha yüksek rakamlar istemesi mantıklı. Hem Türk pasaportu var hem de 3. bölge oyuncusu. Her zaman üçüncü bölge oyuncuları çok daha pahalı. E kolay değil ama İngiltere'de Premier Lig'de süre alması, İngiltere'nin oyun formasyonu sonuçta hani Gezal'da yolu Leicester'dan buraya düştü. Hani e gelebilir ama tabii daha uygun maliyetlerde bunun yolu da muhtemelen transfer döneminin sonu olur. Evet şu an transferde ciddi bir hareket başladı ama ben yani son ana kadar Galatasaray'ın takviye devam edeceğini düşünüyorum. Şu ana kadar 6 takviye olacağı da. Evet. Bu sayı onu bulabilir transfer dönemi bitmesinde. Açalım. Getson, Berkan dedik. Getson, Berkan olmasa da orta sayı olacak en azından. İmkan varsa bence Galatasaray stoper de almaya çalışacak. Luyendama'dan Yani Luyendama'nın performansının çok Fatih Terim'in ideal 11'inde Luyendama yok artık. Yani transferi tartışılır. İşte verilen 8 milyon yaşadığı sakatlık, yaşadığı sakatlıktan sonra çıkmayan lisans, Covid süreci. Sevgili Burak Kural geçen güzel ifade etti. Yani böyle cüsseli oyuncuların. Dönüşleri zor işte. Vedat Muriş kendine gelemedi. Hatırlayalım pandemi sonrası iyi değildi. Üstüne Lazio'ya Covid gitti. Öyle hatırlıyorum. Bir türlü toplayamadı. Yani 1.90 üzerindeki oyuncuya oynama süresi e, arttıkça dönüşü de o anlamda kolay olmuyor. Kamplarda da geç olarak. formu tutar oyuncular zaten. E, tabii fizik olarak. Yani Galatasaray'da o yüzden hani geçen sezon zaten hatırlıyorum Galatasaray'ın kırılma maçlarını. Vodafone'daki Beşiktaş maçı çok iyi oynadı 75 dakika. iki golle yedirdi. Rize maçı hatırlıyorum yine yedirdi. Bir Konya maçı hatırlıyorum. Abdülkerim'e çok acemice bir penaltı yaptı. 4-3 Galatasaray Averaj'a kaybetti. Yani Luyendama'nın son PSG maçı performansı da iyi değil. Yani biz hep orta saha özelinde konuşuyoruz Ceyda ama imkan olursa ben Galatasaray'ın stoper alacağını düşünüyorum. Peki imkan olursa Galatasaray'ın gözüne kestirdiği yerli bir stoper olabilir mi? Kaan Ayhan. Demin ne dedik? Artı 3'tür. Mesela Her çok de ilgilendiği haberleri Herkesin Haberlere sevgilisi geliyorum. şu an. Ama ee. Ceyda çok güzel pas attı. Gerçekten yani şu an artı 3'ü kendimiz oluşturmaya çalıştık. Hani hazırlıksız yakalandık öyle söyleyelim. Kaan Ayhan olduğu zaman ciddi elinizi artı. Ben Kaan Ayhan'ı kullanırım Ceyda. Yani idare Ön liberoda kullanırsın. Doğru. Ön da da oynar. Yani ön libero da en azından oyuncu var. Aytaç, yani. Berkan, Taylan gibi. Hı hı. Ama Ama sabekte pekala Yetlin kadar oynar bence. Çok Bu arada Fenerbahçe'nin de ciddi ilgisi var Kaan Ayhan'a. Ee, özellikle üçlü savunmayla oynama e, ihtimali olduğu, niyeti olduğu için Pereira'nın. Onun da o zaman mali şartlarını evet. istersen Ceyda paylaşayım. Çünkü Kaan Ayhan'ın durumunu da sormuşum. 750 bin euro gibi ücreti var Sassuolo'da. E, Türkiye'de Kaan Ayhan her takım herhalde 1 milyon euro seviyelerinde ücret verebilir diye düşünüyorum. Ama Sassuolo 2,5 milyon euro serbest kalma bedeli demişti işte e, Fortuna, Düsseldorf'a bu rakamın üstünü istiyor. Yani Kaan Ahyan'dan sözünü zarar etmek istemiyor. E doğal olarak da Kaan Ahyan, evet Galatasaray'ın gündemindeydi ama şu ana kadar bir finalize edilmiş durum söz konusu değil. Hemen Burak Kural'a da sorayım şimdi. Evet. Özellikle bu kadar yerli isim sahaya yerleştirmeyi düşünürken aslında Mehmet güzel bir noktaya değindi. Luindaman'ın performansından teknik ayette Fatih Terim'de çok çok memnun değil gibi Hiç bir performansı. memnun performansını... değil Ceyda yani burada şey yapmayalım, fren yapmayalım. <laughs> ben yapmayayım. Te 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 teklifleri açıklar ama evet. ben bunu istihbaratını yaptım. Antwerp'in 2 milyonluk teklifi de 8 milyon ödenmiş bir önce için yeterli bulunmadı. O rakam 4 milyon olursa ben Galatasaray'ın Luyendam'ı satacağını düşünüyorum. Ve bu anlamda hemen kadroya yerli bir ismin ve bu isminde Kaan Ayhan olursa nasıl olur? No. Tabii şöyle 5 milyon eurolar konuşuluyor Kaan Ayhan'ın bonservis bedeli evet. için. Ee, tabii bunlar da ciddi rakam. Şimdi Galatasaray'ın da birçok bonservis verdiğini düşünelim. Ama Türk oyuncu rotasyonunda da stoperde. Ya şimdi oyuncu var. Ee, şimdi Kerem Aktürkoğlu'nu nereden buldunuz? Barış Alper Yılmaz'ı nereden buldunuz? Bunun gibi oyuncular stoper mevkinde yok mu birincilikte? Ee, çok var. Arda Kızıldan Gençler Birliği'nden bu arada yine ben ismi geçiyor. Ben duymadım ama bildiğimiz bir oyuncu Arda. Yani e, dolayısıyla birçok oyuncu var bunları alabilirsiniz. Tabii ki e, birazcık cesaret, taraftarın tepkisini e, alabilme cesareti de lazım. Var çok değerli oyuncular var alt tarafta da. Dediğimiz gibi Kerem'i üçüncülükten aldınız. Aslında dördüncülük yani süperlik sayarsanız dördüncü seviyelikten aldınız ve müthiş bir performans sergiledi. E, Metehan Mimaroğlu'nu Adana Demirspor aldı. Metehan Mimaroğlu 4 yıl önce bölgesel amatör ligde oynuyordu. 2 sezon PTT 1. ligde inanılmaz oynadı. Örnek vermek gerekirse böyle isimlere de yönelinebilir. Bu tamamen artık strateji. Yani 5 milyon euro mu verirsiniz Kaan için? Ki Kaan da çok iyi bir, iyi bir oyuncu. Yani buranın şartları için iyi bir oyuncu. İkili de oynasanız, üçlü de oynasanız. Ve çok yönlü bir oyuncu. 3 mevkide birden oynayabiliyor. Ancak e, ben olsam biraz daha alternatif isimlere gidebilirdim, risk alırdım. Ama buradan konuşmak kolay tabii. <laughs> Galatasaray e, yöneticileri nasıl düşünüyor göreceğiz hep beraber. Şimdi e, tabii Galatasaray'ın kadro yapılanmasını, çıkaldığı transferini detaylandırdık ama e, Saşa, Boe ve yine aynı şekilde e, Fana Annaolt'un da teknik özelliklerini konuşalım. Galatasaray'a neler katacaktır? Her iki futbolcu ve oradaki alternatiflerini düşünürsek tabii 11'deki yerlerini de Mehmet. Fana Anolt ismi Mart ayından beri gündeme geldiği için hem Hollanda tarafında e, istihbaratlarda bulundum. Hani oyuncunun pozisyon bilgisi anlamında e, gayet iyi bir oyuncu. Mesela örnek vereyim pozisyon bilgisi. Yetlin'de yok. Yetlin sahada pek ne yaptığını bilmiyor bazen. Yani, savunma markasına oyuncu kaçırmak olsun. E, Saratçı zaten bunu zamanla öğrendi Galatasaray'da. İlk geldiğinde Saracci'nde benzer hücuma güzel çıkışları vardı ama savunmada evet. ciddi sıkıntı e, söz konusuydu. Fana Anolt işin savunma kısmında iyi ama e, hücumda da bir Rozier performansı beklemeyelim. Efor anlamında o kadar çok önde e, oynayan bir oyuncu değil Fana Ama muhakkak Hollanda milli takımı artı beğenelim beğenmeyelim uzun süredir Premier Lig'de ve bir de gol de atabilen bir oyuncu. Ki Galatasaray'ın savunmadan e, aldığı gol katkısı minimum düzeyde neredeyse. Bunu niye söylüyorum? Geçen sene Beşiktaş şampiyon olurken Vida'nın çok e, kritik e, kırılma anlarında attığı goller vardı bu anlamda Fana Anolt hani bir tamam Trabzon Sporting, Novak kadar olmasa da skor da yapabilir. Ee, yani ben şöyle bakıyorum e, Ceyda. Transferi en azından olumlu buluyorum. Bir tarafa 20 yaşında Boye, bir tarafa Fana Anolt 30 yaşında biraz daha dengeli oluştu. Örnek verelim bir taraf Mariano bir taraf Nagot ama olmuyordu Galatasaray'da. İkisi de 86'lı 33 34 yaşında oyunculardı. Hani bunun herhalde planlaması yapıldı. E, Fana göre Boye, Boye'ye göre Fana Anolt'da çünkü çok aday vardı. Aleoski gibi, Krujeva gibi, bir Kezza, Alex Moreno gibi hı hı. ve Galatasaray şunu da evet, Fananol tercihini tekrar izah edelim Ceyda. Kalıcı bir sol bek. Artık biz Saratçı gibi geçici kiralama günü kurtarmayalım. Evet. Kalıcı bir hamle yapalım. Oyuncunun da sözleşmesi bitmişti. İspanya'dan teklifler vardı. Babel'in de ciddi çabaları oldu. vatandaşını ikna etmek için yine Tegim ilk mesajda yine Babel attı Galatasaray'a gelmesiyle ilgili hayırlı olsun diyelim iki oyuncuya da. daha iyi bir kanat rotasyonu olacak Galatasaray'dan. Segidika ve Ömer'le PSV karşısına çıkmış bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. E, 213 maçta 53 gol 15 asist an oldun. Çok iyiymiş hemen... iyiymiş gol rakamı evet. ben müthiş. E, reji hemen e, sevgili yönetmenimiz Tolga oğlu hemen kulağıma söyledi. Evet. E, 53 gol 15 pardon özür dilerim. 53 gol çok geldi bana evet. ya. <laughs> 21 gol özür diliyorum. Ama bir şey 21 gol 15 asist. 21 golle e, kötü bir rakam değil 213 ki. 213 maçta. Oyuncu. 21 gol 10 evet. maçta bir gol atıyor. Yani 34 maça vursak hadi bizim ligimiz 38 maç yani ligde 3-4 gol atması olası düzelsin arkadaşlar. Geçen seneki sağ sol bek ve stoperler donku bir kenarım donk gol atıyor. Ama hani Luyendama'nın, Marcao'nun, Luyendama'nın bir Avrupa'da bakıyor, Nefçi Bakıya golü vardı. Marcao'nun Rangers'a onun dışında yani Galatasaray'da evet. sabit, yani gol yok sayamıyorum. O anlamda Fanon not bence iş görecek işin e, skor yapma anlamında da. Şöyle son 4 sezonda Premier Lig'de e, kupa da olabilir bunların içerisinde. 12 gol kaydetmiş oyuncu. Gayet iyi. Hı -hı. E, şimdi Fanon bildiğimiz bir oyuncu. Birincisi en önemli özelliği çok atletik bir oyuncu. Kurakaolu yani memleket Çuraçao diye de okunabilir <laughs> e, memleketi bir karayip e, aslında karayipli oyuncu karayipli oyuncuların da en önemli özelliği işte Panama, Costa Rica, Jamaika bunlar muazzam atlet adamlar yani doğuştan atlet bu isimler zaten hani olimpiyatlarda başladı Hüseyin Bolt, Lawrence yani çok önemli sprinterlerdi bu oyuncu da bu anlamda çok etkili bir isim e, dayanıklılık süratle devamlılığı çabukluğu, çevikliği belinin dönmesi beklerde en önemli hususlardan bir tanesi. Bu özellikleri son derece üst düzey oyuncunun. En önemli artıları bunlar. Yine şunu ekleyelim. Oyuncu son 8 sezonda 25 artı maç oynamış. Bu devamlık anlamında işte sakatlığının az olması ve sürekli maç kondisyonunun olması anlamında yine çok değerli. Transferdeki en önemli noktalardan biri bu seviyelerde oyuncunun en az 5 sezon üst üste 25 maç ve üstü oynamasıdır. Bu rakamda da e, sınıfı geçen bir isim.